Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, insanoğlu kuş misali bir Antalya'da, bir Ankara'da, şimdi yeniden Ankara'ya geldik arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, ben bu yola çıkarken ben hiçbir zaman bir YouTuber veya influencer deniyor sanırım. Böyle bir şey olma niyetim yoktu. Fakat sizlerin teveccühü, benim samimiyetim, sizlerin bana olan itibarınız, güveninizle beraber bu noktalara geldik arkadaşlar. Artık her akşam sizinle bir 10 dakikada olsa finansal konuları değerlendiriyoruz. Borsaya bakıyoruz. Borsa ile ilgili fikirlerimizi söylüyoruz. Biz de bayram tatilinde boş durmadık. Bilançolara baktık. Bilançolarla beraber belki kumbara hisselere bir ekleme daha yapabileceğimiz bir hisseyi daha videonun sonunda paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, laf lafı açıyor. Şimdi aslında ben bu YouTuber olmanın iyi yönü şu arkadaşlar. Videonun başında da sizlere söyledim. İnsanoğlu kuş misali her yere gidiyor. YouTuber olmanın en güzel yönü arkadaşlar, lokasyondan bağımsız çalışıyorsunuz. Sizin bulunmuş olduğunuz mevkinin, yapmış olduğunuz işlerin hiçbir alakası yok. Sadece bir laptop, bir internet ve bilgi birikiminiz ve kültürünüz sizlere çok güzel bir ofis ortamı sağlıyor. Yani lokasyondan bir iş için, bir mesai için bir lokasyona gitmek zorunluluğu gerçekten ciddi anlamda külfet oluyor. Oysa internetin, laptopun, bir mikrofonun olduğu her yer benim ofisim oluyor. İşte Antalya olmuş, Ankara olmuş hiç önemli değil. Sizlerle beraber bir yarım saat, bir saat oturup sohbet ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün son zamanlarda yani iki tane büyük gelişme var bizim borsamız yarın için. Yarın için ben bu yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olarak lütfen algılamayın. Benim risk algım çok geniş. Gerekirse bir yıl bile durabilirim. Ben Borsa İstanbul'da bir 10.500-10.700 potansiyelini görüyorum. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda, fazla vaktinizi almayacağım ben sizin, bu potansiyeli işaret eden bir yerler var. 10.700'ler Allah'ın kelamı mı? Geçmez mi yukarıya doğru? Elbette geçebilir. Ancak 10.700'lerde bir dirençle karşılaşabilir. Karşılaşmış olduğu bir dirençten beri veya 10.500'lerde yeniden böyle bir 9.600-9.700'lere doğru bir 1000 puanlık bir kar satışı gelebilir. Ha, gelmeyebilir. İyi bir haber akışı olabilir. İyi bir pozitif bir haber gelir. Rusya-Ukrayna savaşı biter inşallah. Ne olur o zaman 10.700'de kırar, 11.500'lere doğru yol alırız. Ancak geçen sene ben 6.500 endeks, o zaman 4.200 endekse giriş yapmıştım. 4.200'den 8.500'e kadar bir rally olmuştu. Ben 6.500'lerde çıkmıştım. O zaman bana bayağı bir eleştiri gelmişti. Ancak o zaman 8.000'lerde, 7.500'lerde endekste 14.000'ler, 16.000'ler, 17.000'ler hedef gösteren üstadlar vardı arkadaşlar. Ben diyordum ki arkadaşlar aman dikkatli olun. Ben açık yüreklilik söylüyorum. 6.600 puan, 6.500 puan da ben sattım çıktım. 7.500'ler, 8.000'ler oldukça riskli dediğimi hatırlıyordum. Hatta 8.400 küsürlere kadar da geçen sene yazın ortalarının son veya sonbahara doğru gitmişti. Şimdi geldiğimiz yerler yeniden 9.600'ler filan. Şimdi değerli arkadaşlar, yani ne bu kadar fazla hayal kurmamamız lazım ne de bu kadar fazla kötümser olmamamız lazım. Ben her zaman öyle söylerim. Yani yaptığımız işi de her insanın çok fazla böyle abartmaması lazım. Çok fazla yaptığı işi de önemsiz hale getirmemesi lazım. Layığı neyse işini yapıp çıkıp gitmesi lazım. Sadece bu finans borsa alanında değil. Hemen hemen her konuda da bu şekilde davranmalıyız. O yüzden 10.700 bir hedef vardır. 10.700'lerde bir dirençle karşılaşabiliriz. Buradan bir 1000 puan kar satışı gelebilir. Bu sizin risk algınız veya trade etme isteğiniz veya yukarılarda satmazsınız, geri çekilmelerde alan veya sürekli toplayan bir yapınız vardır hisselere. Bu da ayrıdır. Ancak şunu demek istiyorum. Hayal satmayacaksınız karşısındaki insanlara. 10.700'de kırabilir ama onu 10.700'ü kırdığımız, 10.700'e geldiğimizde makroekonomik havadislere bakarız o zaman. Ondan sonra burayı kırar mıyız, kırmaz mıyız? Onun hesabını yaparız. Ama dediğim gibi 10.700'lerden sonra gideceği yer 11.500 maksimum 12.000 bir üstünde direnç olarak duruyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar peki ben ne yapacağım? Ben
Eğer pazartesi günü Borsa İstanbul'da böyle bir satışlı bir %1, %1,5 bilemediniz %2 bir satışlı bir pozisyon görürsem ben kendime yeni maliyetler açmak için çekinmem arkadaşlar. Yeni maliyetler açarım ya beklerim. Ha oradan sonra nereden biliyorsunuz Selçuk Bey? Bir şey bildiğimizden değil arkadaşlar. Sadece risk algımızı ortaya koyuyoruz ve önümüzdeki hedeflere bakıyoruz. Ha, önümdeki hedef nedir? Benim bir 10.700 var. 9.500 de alabilirim, 8.700 olabilir. Bu riski ben kendim kabul ediyorum. Bu risk aldığımı da fitim, razıyım. E burada ne yapıyorsunuz? Bu cesaret size o risk algınızın kısalığı veya uzunluğu, darlığı veya genişliği sizin o pozisyonu girip girmemenizi nedir? İşte ben de diyorum ki yarın Borsa İstanbul'da bir satış olursa kendime bir pozisyon daha açar ve beklerim arkadaşlar. Bu kadar da net. Peki yarınki düşünceleriniz nedir arkadaşlar? İki tane önemli büyük gelişme oldu arkadaşlar makroekonomik boyutta. Bunlardan bir tanesi borsanın pek görmek istemediği Amerikan enflasyon verisiydi. Bizim borsamız kapalıydı bayram vesilesiyle iyi de oldu. Gerçekten Amerikan enflasyon verisi çok kötü geldi arkadaşlar. Piyasa 3'ten 2'ye düştü. Ben ise 2 tane faiz indiriminin bile piyasalar için oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ben en azından bir tanesinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Oysa birçok insan Temmuz'dan önce yani Haziran'da olan faiz indirimini Temmuz veya Ağustos'a doğru ötelendiğini düşünüyor. Bence iyimser tahminler. Yine önümüzdeki verilere bakacağız. Birincisi buydu. Aslında piyasayı böyle tokatlayan. İkinci tokatlayan İran-İsrail gerginliğiydi. E bugünkü havadislere de baktığımızda işte yok şu kadar füze göndermiş de havada şu kadar bozulmuş da bomba infilak etmişler veya önlemişler de Suriye İran'a hava sahasını kapatmış da 4 tanesi düşmüş. Yani bu böyle ya ben sana füze yolluyorum 6 saat sonra füze orada olacak filan. Bunlar bana böyle biraz şey geliyor arkadaşlar. Yani herkes tabii fikirlerini aşağı yazabilirler. Yani bir insan savaşacaksa böyle davul zurna çalarak yapmaz bunu arkadaşlar. Davul zurna çalarak yapıyorsanız yani İran'daki siyasilerin işte iç siyasetteki tabanını biraz hoş görünmek veya iç siyasette kendilerine prim kazanmak için yapılan bir iş gibi geliyor bana. Öyle olduğundan dolayı da arkadaşlar borsaların tabii ki yani füze göndermek iyi bir şey değil sonuçta bir ülkeye. Borsalar belki negatif etkilenebilir, kötü etkilenebilir ancak bunun çok fazla etkiler mi? Bundan emin değilim. Beni asıl endişelendiren Amerikan enflasyon verisidir arkadaşlar. Bir grafiklere bakalım. Grafiklerden sonra ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim Borsa İstanbul şu şekilde gayet güzel bir yükseliş yaptı şuralarda. Zaten şuradan bir destek aldı trendten. Bakın gördünüz mü? Şimdi şurada da şöyle bir yükseliş var. Bakın şuradan geliyor yükseliş yapıyor. Bakın buradan destek alıp tekrar buradan yükseliyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar işte yarın böyle bir geri çekilme olursa nerelere? Bakın şurada bir desteğimiz var bizim. 9569'lar, 9570'ler. Yani şuralara doğru şöyle bir geri çekilmeler olursa ben buralarda pozisyonumu tekrar açabilirim. Benim yukarıdaki hedeflerim ise arkadaşlar şöyle bir 10.500, 10.700. Nereden biliyorsunuz bunu derseniz dolar bazlı grafiklere baktığımda şuralarda şöyle bir direnç görüyorum. Bu olmazsa vakit bir geniş zamanda dolar bazlı endekse de bakarız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kumbara hisselere baktığımızda bilançolarda beğendiğim benim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ekleme yapabiliriz geri çekilme olabilirse. Afyon Çimento arkadaşlar. Şimdi Afyon Çimento sanayi anonim şirketi. Şimdi şöyle bir pozisyon. Bakın şuradan destek bulmuş. Bilançosunu beğendim. Bilançosu güzel hafta sonu baktığımızda. Şimdi şuralardan zaten bir destek aldığında zıplamış yukarıya doğru gitmiş tekrar gelmiş. Olası yarın şöyle bir şuralara doğru çekilirse arkadaşlar 12-20'lerde falan bu bilançoyla bence Afyon Çimento portföylere eklenmesi gerekir. Yani 10.000 liralık bir portföy yapıyorsanız 1.000 liralık veya 500 liralık buralardan 12-20'leri 12-40'ları görürseniz Afyon Çimento gayet iyi. Ben herhangi bir sıkıntı sorun bilançosunda görmedim arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbet niteliğindedir. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları, iyi haftalar olsun.